Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Yapacağımız işlem ateşleme modülü ile ilgili şöyle bir sıkıntımız olmuştu. Isınmalardan dolayı bu modül ses bozuluyordu. Şurada distribütörün hemen yanında motorun dibinde olduğu için içerisinde bir tane transistör var demiştik, yarı iletken tez bozuluyordu. Ben bunu uzaklaştırıp şurada bir yere almıştım, şöyle göstereyim. Burada da su gidiyor herhalde, zaman zaman bozulmaya başladı bu. Hep söktüğümde soketinde oksit görüyorum. Nasıl gidiyor derseniz anlayamadım. Şuralardan bir yerlerden kaputun altına sızıp herhalde gidiyor. Ondan dolayı da bu sudan dolayı da oksitlenme oluyor, bozuyor modülü. O yüzden ben bunu şuraya alacağım. Şurada yerlerini hazırladım, akıllı vidalarla deldim. İlk önce ölçtüm, şöyle yerlerini koyup iz yaptım. O izlerin üzerinde çekişli akıllı vidaya biraz vurdum, tıkıladım. İz yaptı orayı. Ortasında bir çukur oluştu. Sonra da şarjıyla beraber bastırıp oraları deldim, açtım. Şimdi buraya bağlayacağım. Bir de su gitmesini engellemek için buna bir muhafaza olması lazım aslında. Şuraya kendi yerinde olmadığı için muhafazada kalmıyor. Bu şekilde de gitmiş olabilir ama böyle biraz daha açık kaldığı için arkadan falan demek ki şöyle durduğunda su giriyor içine. Ben şöyle şuraya alıp bir de gres deneyeceğim. Daha önceden de görmüştüm, bazı şeylerde uyguluyorlar. Burayı gresle dolduracağım. Soketini öyle takacağım. Bakalım sonuç alabileceğiz mi? Böyle deneyeceğim. İnşallah çözeriz. Bir türlü şu modülden yüzüm gülmedi. Gerçekten sıcak da ayrı, soğuk da ayrı, su da ayrı. Bir de böyle deneyip çözmeye çalışacağım. Evet, gresi sürdüm. Gördüğünüz gibi tornavidanın ucuyla alıp şöyle arkasının önüne doldurdum gresi. Şimdi bunu soketi takıp bu şekilde bırakacağım ki su giderse herhangi bir kısa devre oluşması diye. Mümkün olabildiğince orayı gresle doldurdum. Fazla aşırı değilse de soketi taktığınızda orayı örtecek, kapatacak kadar herhangi bir su giderse gresten, yağdan dolayı su gitmesin diye. Şimdi bir takalım soketleri. Evet, taktım. Şuralarında çıkıntılar oluyordu. Oraları da törpüledim. Bir şekilde zımparaladım ki çıkıntıları kendi şu yerine geçtiği zaman, tırnakların geçtiği yerler var. Oraları törpüledim ki şöyle tamamen dümdüz bir şekilde buraya otursun. Vida yerlerini de zaten hazırladım, açtım. Bu yeni aldım. Bu da eski, sıkıntı yaptı. Bunu da denedim, aslında çalıştı. Bunu yedek olarak bulunduracağım. Ne kadar gider, şu sağlam olur mu, ömürlü olur mu bilemiyorum. Bunu yine aldım ben. 300 lira bir fiyata, şunu 600 liraya almıştım. Gauss marka. Doğanlarda da kullanıyorlarmış. Zaten bizimki de fark etmiyor. Tempro olsa da Doğan mantığındaki bir SLX distribütör. Şöyle akıllı vidaları var. Şimdi bir deneyeceğim önce, bir takmadan önce. Şurada çalışabilmek için distribütörü dağıtmıştım. Şuralara delip vidalarla yer açabilmek için. Şimdi bir marş basıp deneyeyim. Yağladık soketi. Şöyle geçirdiğim yerine gres yağı var. Bakalım sonuç alabileceğiz mi? İletkenlik yapıp yapmama gibi bir durum olacak mı, olmayacak mı? Evet, bindim araca. Marş basacağım şimdi. Kontağı açtım. Şöyle. Marş basıyorum. Evet, çalıştı. Bir sıkıntı yok. Düzeldi. Şu an gördüğünüz gibi tüp düğmesinde seviye ışığı ve sarı ışık diye veya turuncu ışık yanıyor. Ateşleme olduğunu gösteriyor. Sabah çalışırken sıkıntı olmuştu, bu olmamıştı. Aracın da muayenesi vardı. Gidip onu hallettim, geldim. Sanayi arkadaşın yanına uğramıştım. Şu anda burada o işleri hallediyorum. Sefa ustamın yanına uğradım. Şimdi bir stop edelim. Yeniden bir marş basalım. Sıkıntı yok. Alıyor. Tek seferde alıyor. Problem yok. Hatta hiç gaz vermeden deniyorum. Tekrar açtım. Çalıştı. Kendini hemen toparladı. Akü de şarja girdi. Yalnız araçta bir sıkıntı var. Bu olayla mı alakalı bilmiyorum. Devir, yani devir değil de böyle araç bağırıyor desem bağırmıyor. Basıyorsun gitmiyor. Bir güçsüzlük var. Hazır buraya gelmişken ustama da sordum. Böyle bir durum olduğunu. Ben hani devriyajdan şüphelendim, sübaplardan şüphelendim ya da avansente gibi ayarlar, avansından olabileceğini söyledi. Avans çok fazla dedi. Zaten şu marş basarken bir takılıp duruyordu. Biraz çalışıyor. Basıyorsunuz marşı, bir duruyor, kesiliyor, tekrar devam ediyordu. Bunu daha önce de denk gelmiştim. Avansente ayarları yapılırken olan bir şeydi.
Onunla da ilgili olabilir dedi ustam. Ona da bir bakacağız. O da nasıl olacak? Distribütörü muhtemelen dibindeki civatayı gevşetip sağa sola çevirip avansı yakalayacağız. Oradan ayarlanıyor. Farklı yerlerden yapılıyor. Sentiment ayarları var. Bunlara bakacağız şimdi. Şimdi geçelim. Vidayı bir dalayalım. Modülü yerine bir alalım. Evet, vidalamadan önce şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Eskisini denedim, eski modülde çalıştı demiştim. Muhtemelen sokette oksit falan kalıp da iletkenlik falan konusunda sıkıntı oldu. Veya yine hafif bir yaşlık vardı, birbirine bir temas vardı. Bacaklar arasında bir temas olunca da dolayısıyla sağlıklı çalışmaz. Bu çalıştı, ben bunu yedek olarak saklayacağım. Yeni aldığımını bağladım. Bunu da gresledim, hazırladım. Şöyle aralarını grese doldurdum. Ola ki belki sefer kullanırsam kutusuna, yeni aldığım kutusuna koyacağım. Bunu da greslemiştim, kapattım, yerine taktım ve akabinde soketin geriye kalan boş kısımlarını da gresle doldurdum mümkün olduğunca ki herhangi bir şekilde suyla teması kalmasın. Tamamen sudan yalatmış oldum. Su gidecek olursa kabloları birbirine deyip artı eksi arasında herhangi bir sıkıntı oluşturmasın. Çünkü modülü bu şekilde bozuyor bir şekilde. Şimdi sıra vidalamaya geldi. Vidalayalım. Vidalamadan önce de yine tornavidayla çalışacağım için denemeleri yapabilmek için distribütörü tekrar takmıştım. Şimdi tekrar yerinden çıkaracağım. Zaten gördüğünüz gibi az önce de denedik. Çalıştı. Yağ sürmüş olsam da herhangi bir iletkenlik konusunda sıkıntı olmadı. Buradaki amacımız oksitlenmenin içerisine giden suyun önüne geçebilmek. Şimdi ben yerine bir alayım modülü. Bir son haline de bakalım. Evet, işlemimiz tamamlanmış oldu. Görüntümüz bu şekilde. Yerini almış olduk. Şimdi distribütörümüzü toparlayıp işlemimizi bitirmiş olacağız. İşlemler bu kadar. Son bir kez topladıktan sonra da testini yapalım bakalım. Evet, toparladım ortalığı sayılır. Şimdi test yapacağım. Aksilik olur diye tamamen her şeyi kaldırmadım. Şu eski modül çalıştı demiştim. Herhalde bu sağlam diye düşünüyorum. Yedeğe saklayacağım. Gresledim burasında. Gördüğünüz gibi poşete de koydum ortalığı etmesin. Şu yeni almış olduğum modülün kutusunun içine muhafaza edeceğim. Arabada bulunsun her ihtimale karşı. Gresledik güzelce de. Herhangi bir su gitmesine karşı da yerini değiştirdik. Son görüntüyü de gördük. Son bir denemesini yapacağız. Çalıştıktan sonra da ustam gelip avans ayarı demiştik. Ona bir bakacak. Distribütörü sağa sola gevşetip vidasından çevirip ayarlayacak. İşlemimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Son bir testimizi yapalım. Distribütörü toparladık. Makaraların hepsini taktım. Evet, çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Şu an boştayken, yükte değilken ben basıyorum. 5000-6000'e kadar çıkarabiliyorum. Ama yolda giderken bir sıkıntımız var. Hazır görüntüde de denk gelmişken bunu da anlatmıştım. Kavramayla mı ilgili başka bir durum var? Sübaplarla mı ilgili? Ona artık bakacağız. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Isınmadan dolayı yerine değişmiş olduğumuz ateşleme modülün tekrar sıkıntı çıkması nedeniyle tekrar bir ikinci kere daha yerini değiştirdik. Gresledik, yağladık, su gitmesinden dolayı muhafaza yerinin kapağı olmaması nedeniyle. İnşallah o bölgeye su gitmiyordur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Herhangi bir, çünkü orada sıkıntı yok. Farların orada muhtemelen üstten kaputtan sızıp gelen su lambaların, farların arkasında bir şekilde gidip o vidalamış olduğum direği aşağı akıyordu. Herhalde su alıyordu orada. Şimdi bu almış olduğum yerde de herhangi bir su izi falan yok. Kirlenme, çamurlanma yok. Gayet de düzgün montaj yapabilmek için uygun bir yer. Düz bir alana zaten montaj ediyorum ki ısınmasını su üzerinden atabilsin. Amacım biraz da bu. Kabloları zaten giriş soket kısmı sadece açık. Orayı da grasite kapatmış olduk. İnşallah sonra da çözmüş oluruz. Böylelikle bir videoyu daha bitirmiş olduk arkadaşlar. Sorularınız, yorumlarınız olursa yorumlara yazmayı bekliyorum sizleri. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca yanıtlıyorum. Boş geçtiğim hiç olmuyor. En fazla gecikiyor 1-2 gün sonra veya bazen fark etmiyorum. Ekranıma düşmüyor. Farklı kanallardan görüyorum yorumları, soruları. O şekilde cevaplayabiliyorum. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya da çalışıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.